arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimize çalışacağız modelimiz şöyle gördüğünüz gibi oluk oluk aralarında e, derinlikler var ve de yanındaki bölümümüz kabartılı hoş bir çalışma şöyle baktığımız zaman boyutu modelimizin görülmekte boyutlu güzel bir çalışma e, bu modelimizle Erkek örgülerinde, kadın örgülerinde, çocuk örgülerinde çok güzel işler yapabiliriz. Yelekler, ceketler, süveterler gayet güzel olacaktır. Modelimizi ben 3 numaralı şişimle ve bebe ipiyle çalıştım. Sizler dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz kullanacağınız alana göre. İki ve katlarıyla ilmeğimizi alalım ve küçük bir parça hemen modelimize çalışmaya başlayalım. Şöyle arkasını da çevirdim de bir de arkası da unutmadan göstereyim. Şöyle bakın bazen arkası da modelimiz hakkında fikir vermekte. Çok çok kolay bir çalışma. Siz de şimdi yaparken göreceksiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. İki diş haroşa örerek hazırladım. Modelimizi hiç kesintisiz tamamını örmek istiyorum. Daha güzel anlaşılsın. Zaten çok kolay bir çalışma. Şimdi göreceksiniz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Birinciyi boş, ikinciyi ters aldıktan sonra üçüncü ilmeğimi düz örüyorum ama çıkarmıyorum. Bakınız şişimde kalıyor. Doluyorum yandaki ile birlikte örüyorum hem bu ördüğümü hem de yanındaki ilmeğin ikisini birlikte alarak kesiyorum ve şişimden çıkarıyorum bir sonrakini yeniden ters örüyorum aynı buradaki işlemimizi artık bütün ilmeklerimize devam ettireceğiz yani şuradaki yaptığımız işlemin birebir aynıyla ile ilerleyeceğiz bir tersimi ördükten sonra sıradakini hemen düz örüyorum şişimde tutuyorum Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Tekrar bir önceki düz ördüm. Yani şimdi ördüğüm ilmeğimi bir sonraki ile birlikte düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum. Arada birer tane ters. Arkada bir tane çubuk gibi gitmişti hatırlarsanız. Tersimi ördükten sonra ilmeğimi düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki ilmeğimle birlikte örüyorum. Bir ördüm, başını doladım, diğer ilmekle birlikte aldım. Bu işlemden sonra tekrar sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğim kaldı bakınız. Düz örüyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Bir sonraki Ilmekle birlikte örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde devam edecek. Ilmek sayımız ne kadar fazla olursa olsun hiç değişen bir şey olmayacak. Bakın şöyle yaptığımız işlem görülmekte. Birinci ilmeğimi boş bir ters ördüm ikinci ilmeğimi şişimin içerisinde bir defa ördüm şişimden kurtarmadım üzerine doladım daha sonra aynı ilmeğe bir daha girip arkasındaki ile birlikte düz ördüm sonra tersi aldıktan sonra yeniden buradaki yapmış olduğum işlemin birebir aynına yaptım ve ilmeğimiz ne kadar olursa olsun sayı hiç fark etmeksizin sona kadar bu işlem aynı şekilde tekrarlarla ilerleyecek bu dilimin arkasını çevirdim arkadan da şu şekilde bakınız birer tane düzlerimiz var görmüş olduğunuz düzlerimizi yine düz olarak öreceğiz ön tarafta ters ördüklerimizi arkada düz düz öreceğiz ve modelimizi şurada gördüğümüz gibi bu düzlerimizin yeri hiç değişmeyecek. Arka yönden baktığımızda önde de aynı şekilde bu olukları oluşturan kısmımız burası olacak. Şimdi örgümü alıyorum arka tarafı. Bakınız üçünü aynı anda ördüğüm ilmekleri ve buradaki boş ilmeğim üçünü aynı anda aldım. Bir tane diğer tarafta ters ördüm. Burada düz örgü. Şimdi başlayalım. Örmeden birinci ilmeğimi şişime geçiriyorum. Üçünü aynı anda aldığım ilmeğin ilkini ters olarak örüyorum. İlkini ters ördüm. Diğer ikiyi ise düz örüyorum. diğer iki düz ördüm. Buradaki oluğumuzu oluşturan diğer tarafta ters ördüm. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimin ilkini ters. Diğer ikisini düz örüyorum. Aradaki tek ilmeğimi düz örüyorum. Diğer yönde ters örmüştüm. Tekrar 3 tane ilmeğimin ilkini ters. Diğer iki ilmeğimi aynı anda alıp düz olarak örüyorum. Aradaki tek ilmeğim düz. 3 tane büzdüğümün ilkini ters diğer ikisini düz örüyorum ve diğer ilmeği düz ters örmüştüm burada düz son ilmeğimi ters örüyorum ilmeklerimizi bitirirken ters örüyoruz bakın burası da modelimizin arkası şöyle ön yüzü yeniden çevirelim ön yüzde modelimizi tekrar kuralım. Bütün modellerde olduğu gibi yani genelde modellerimizde olduğu gibi model boyu büyüdükçe modelimiz kendi formunu çok güzel göstermekte. Şimdi ikinci sırayı da aynı şekilde yapalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeğimi ters. Ve hemen sıradaki ilmeğimi Giriyorum, düz örüyorum, şişimden çıkarmıyorum. Başını doluyorum, tekrar aynı ilmeğe giriyorum, arkasındaki ilmekle birlikte düz örüp kesiyorum. Ve bir sonraki oluğumuza geldim, ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz şişimden çıkarmıyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. Yeniden giriyorum bir sonraki ilmeğimle düz örüp kesiyorum. Oluğumu ters örüyorum. Sıradakini yeniden örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki ile birlikte kesiyorum. Bir tane ters oluğumuz. Tekrar 3 ilmeğim kaldı düz örüyorum şişimden çıkarmadan üzerine ipimi alıyorum bir sonraki ile aynı ilmeğe girip bir sonraki ile düzümü örüyorum ve son ilmeğimi ters örerek modelimi tamamlıyorum bakın bu şekilde şimdiden kabartımın belli oldu arkayı çevirip bir daha arkamız örelim aynı işlemler önde de arkada da bakın sen arkadaki yaptığımız işlem aynı öndeki yaptığımız işlemimiz aynı kaydırma falan yok birinci işlemimi birinci ilmeğimi boş aldım ikinci ilmeğimi şu şekilde bakınız üç tane bu şöyle karıştırmayalım üçlünün ilkini ters örüyorum diğer iki ise düz örüyorum aradaki oluğumuz düz Tekrar burada bakın ters örüyorum. Üçlünün ilkini. Diğer ikisini ise düz örüyorum. Oluk olan düz bir şekilde devam etmekte. Bunları şu şöyle baktığımız zaman da görebilmekteyiz. 3 tanenin bakın şu 3'ün ilki yani püf noktası olsun diye özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için kolaylık olsun diye ayrıntı vermek istiyorum. Hiçbir şekilde kafa karışıklığı olmasın. Oluğumuz yine düz ters düz Bakın düz ördüm bir, ters ikisini kestim. Düzümü örüyorum. Son ilmeğimi ise ters olarak kesiyorum. Burası da modelimizin kenarının düzgün durması için. Arkadan yeniden görmekteyiz. Bakın düz oluklarımız görüyorum. Oluklarımızın arasında üçer tane ilmeğimiz var. Yani oluğumuz iki ilmeğimiz tekrar oluğumuz bakınız. 2 ve katlarıyla oluşturmuştuk modelimiz zaten. Şöyle çevirip ön yüze bakıyorum. Modelimin artık belirginleştiğini görüyorum. Ve bu şekilde ayna tekrarları yaparak istediğiniz örgülerde bu güzel modelimizi kullanabilirsiniz. Şöyle ilerleyen halinde göstermek istiyorum. Baktığınızda ilerleyen hali de oldukça zarif, çıtır çıtır, şık durmakta. Lastik örgüsü bile örerek bununla kullanabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.